Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Eyvallah. Ya uzakta duruyorsunuz yani mecbur değilsiniz ha. Ortaya da gelebilirsiniz. Böyle uzakta durmanın bir şeyi yok. Daha rahat hakim olursunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü nurlu, bereketli, feyizli etsin inşallah. Usul ve furularımızı da haberdar eylesin. Mekanlarını cennet bahçesini mübahçe eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hisselerin ziyade eylesin. Ve sizlerden, bizlerde memnun olsunlar. Haberdar et ya Rabbel Alemin. Dünyada ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tenteneli perde, tül perdeler var ya uzaktan bakarsın, kapatıyor. Yaklaştıkça böyle boyut yani pencere açılmış oluyor. İnsan da kendisini ne kadar tanırsa o kadar kendisini seyreder. Yani zahirde et ve kemikten olmadığını, ya zaten bundan kaynaklanıyor psikolojik sorunlar. İnsan 18 bin alemin cemül cemidir. Ne kadar tanırsa kendisini o kadar farkındalığı olur. Neye benziyor insan? Yani tanımak için. Zahirde bir ağzımdan kelam çıkıyor ama içsel farkındalığın bütünlüğüdür. Şimdi insanda gelmeden önce Allah üç şekilde bulunmuş bizim alemimizde. Bir, hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Bir, kainatı yarattı. Sonra bizi yarattıktan sonraki süreç. Üç. İnsanda üç hal bulunur. Üç tane farklı şahsiyet bulunur. Bunu fark edersen neyi nereden çıktığını fark edeceksin ya. Neyi nereden çıktığını fark edince arkasına geçiyorsun. Sistemi fark ediyorsun. Sistemle savaşmıyorsun. Sistemin eksikliklerini koyuyorsun. Bu mepaz bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan gelen hayretlerine karşı hem iki talebemim benim hakkımda haddimden fazla üstü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaykına ait bazı kemalat o hakayka dellallık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Mesela Kur'an hakikatlarını ifade eden alim olur, hoca olur, tefsir olur. Şahsa veriliyor. Şahs kaynak zannediliyor. Çünkü mehazın kutsiyeti çok burhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit delal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse o mehazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Mesela bir söz söylüyorsun çok kaliteli. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh dedi diyorsan o bir dakika ya. Veya çok onun sözünü naklediyorsun ama mehaze söylemedin. Hiç ilgisini bile çekmedi. Mehaz böyledir. Felsefe der ki kim söylemiş, kime söylemiş önemli değil. Söze bak diyor. 25. sözde Risale der ki bir kelamın anlamlaşması için, sende anlam katması, sende farkındalığı uyandırması için 4 sebep lazım. Kim demiş? Önemli. Allah mı demiş? Kur'an mı söylemiş? Kime demiş? Söyle. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda? Hangi maksatta? Ha, tamam. Allah yani değil mi? Allah'ın sözü. Ha, o zaman mehazın kutsiyeti böyledir. 4 tane şeyi tazamun ediyor. Mehazın bak kutsiyeti çok buranlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Ne vakit delal ve vekil gölge etse yani onlara teveccüh edilse o mehazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerim bir hakikati beyan edeceğim şöyle ki ben bununla neyi kastediyorum? Şimdi giriyorum mevzuya. Bunu psikolojide kullanacaksın. 2. Buradan çıktığın zaman hayatında olmayan bir dersi ben zaten istemiyorum. Böyle bir derste ilgimi çekmiyor. Böyle bir derste yapmıyorum. Ha, buradan çıktığın zaman ya psikolojine, içsel alemine katkısı sağlayacak veya ailene aynı anda veya okulda, iş yerinde, toplumda işine yarayacak. Hayattan kopuk ders yoktur. Hayatın içerisindedir bunlar. İnsanda 3 tane şahsiyet var. Bak evde kullanacaksın. Ailevi sorunlarda boşanmalarının en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Mesela muhabbet gözüm kusur görmez. Kusur görüyorsan muhabbet yoktur. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Muhabbet gözü diyor bakın. Şimdiye kadar evlendim. 5 seneye kadar sıkıntı yoktu. Aynı ahlak vardı. Niye şimdi gözüküyor? Şimdiye kadar niye yok gözükmüyordu? Şimdi niye gözüktü arkadaş? Ey evinde sorun yaşayanlar. Ne vardı ya? Ne oldu? Değişen ne? Hiçbir şey değişmemiş. Sen değiştin sen. Muhabbet gözü kusur görmezmiş. Kusur gözüküyorsa, batıyorsa muhabbetin azaldığı demektir. Azalmasının sebebi ahireti burada istiyorsun. Bu ahirette olacak olan, uygulanacak fıtratı dünyada uygulamaya çalışıyorsun. Orada olacak istekleri burada istiyoruz. Olmuyor işte. Böyle bir dünya yok. Bir insanın mutadil şahsiyetleri olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela ne yapar? Her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu eylese iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Vakeza. Yani şu. Bir komutan düşünün. Bir subay yani. Veya amir veya öğretmen. Yani şimdi bulunduğun şeyde, bulunduğun makamda o makamın iktizası var. Karıştırma kendinle makamı. Makamın iktizaz gereği var. Herkese kalkma kardeşim. Amirsin sen orada. Herkes kalkma. Tezellüldür. Zelil olur. Estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Bir tane çıksa öyle olmaz kardeşim o dersen. Otur orada. Bu makam. Öyle estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Öyle bir şey yok ya. Bu makam benim değil ki sana zelil ettireyim. Delal-ı Kur'an olan saydır muvakkaten makamıdır. Onu koruyacaksın. Orada tevazu etme hakkın yok senin. Demek ki bir amir makamında tevazu edemez kardeş. Kibir de yapamaz. Bak koruyacaksın. Kibir de yapamaz. Estağfurullah buyurun. Tabii siz daha şey yaparsınız. Böyle bir komutan olur. Böyle bir amir olur. Olmaz. Peki o makamda subay veya müdür veya öğretmen ya hükmediyordu insanlara. Geldi eve. Evet. Otur. Dersini çalıştın mı kızım? Oğlum anam. Geç oraya. Otur yerine söz. Olur mu böyle bir şey? Evde olur mu şimdi? Niye karıştı şimdi? Böyle yapıyor oluyor işte. Birbirine karıştırıyoruz. Üstad sosyolojici yani. Oysa ilkokul okumamış. Bir soru sordular bana. Ben size bir teneffüs ettireyim. Böyle paldır küldür girdik mevzuya. Hocam dedi ben Erzurum mu dedi. Bursa mı dedi. İlahiyatta mezunum. Siz nerede mezunsunuz dedi. Derste hiç unutmuyorum. Tabii söyleme, soru sorma edasıyla anladım sorusunu. Dedim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değildi. Felsefe okullarını kuran Sokrates ve Eflatun, Aristoteles felsefeden mezun değiller. Felsefe okullarını kurmuşlar. Bütün profesörlerin ve üniversitelerde tez yapan bu kadar kültürlü insanların okuduğu Risale-i Nur'un ustadı ilkokul bile okumamıştı. Oldu mu kardeşim dedim. Ya Risale-i Nur böyle yapıyor hepinizi çok şükür. Yani niçin söyledin? Şimdi insan tahlili yapılıyor ya. Şuraya bak ya insanda 3 tane şahsiyet varmış. Ben başta hemen söyleyeyim size dolduralım. Bir beşerdir. Ne demek? Babayız, kocayız, evlatız. Birisine göre evlatız. Birisine göre babayız. Amcayız, dayıyız vesaire. Bunun bir gerekleri var. Bir de kendi iç halimimde Allah'a karşı bir duruşum var. Orucum var, tefekkürüm var, imanım var, itikadım var. Teslimiyetim, itimadım var Cenab-ı Hakk'a karşı. Kimse bilmiyor bunu. Bu da benim ubudiyetim. Bir de benim vazifedarlığım var. Yani şu makam. Şu makam şimdi ders inşallah bittiği zaman oturacağız çay içeceğiz meyve mi ne gelecekse. Beraber kardeşçe soru soracaksınız belki de. Oturacağız beraber çay içeceğiz. Allah Allah yani. Bu adam mı? Evet bu adam mı? Ne demek bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giden bir şahsiyet. Miraç yeryüzündeki insanlara gösterilen mucize değildir. Melaikelerin şüphelerini gidermek için sema ve gayb ehline gösterilen bir mucizedir. Miraç. Alif eliksirine bakın. Meleklerin bir itirazı var. Fitne çıkartacak, kan dökecekleri mi yaratacaksın? O gayb ehline karşı çünkü miraca şahit değiliz ki bize mucize olsun. Gitti falan kaybolmuş. Gece birisi gitmiş. Ne bileyim o kadar kişi gidiyor ki. Yeryüzündekilere değil. Melekut ve gayb. Mele-i ala sakinlerine gösterilen bir mucizedir. İnsanlığın üstünlüğü, hilafetine şahiste olduğunu. Yeryüzündekilere şakkı kamer ve Kur'an mucizesi. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta kelamına, şimdi bunu anlatmak için söyledim. Kelamına ve rüyetine mazar olan bir zat İniyor beşeriyetin iktizasıyla çarşıda, at mubayasında, pazarlığında bir bedeviyle anlaşma yapıyor. Öyle mi abiler? Deve yarışı oluyor. Sahabesiyle oturuyor. Çay yoktu, çay içti diyeceğim yani. Tamam. Şimdi görüyor musunuz yani? Bu şahsiyete bak, miraca gitti, Hendek'te kazı yapıyor. Hendek kazıyor. Zırh giyiyor. Her şeyin makinesinin kaynağı, tezgahını gören zat. Şuraya bakın. Geliyor, nasıl bir şahsiyet? Oradaki şahsiyetini buraya nasıl karıştırmıyor? Şimdi elime benim biraz cebime para girse, biraz lüks arabam olsa, kahve değişir, arkadaşım değişir, çevrem değişir, gezeceğim yerler değişir ya. Konuşmam değişir, giysim değişir ya. Tavrım değişir. Konuşma bile değişir ya. Dükkan girerken bir eli cepte falan. Kaç para bu çamaşır makinesi falan? Cebinde para var yani. Parası olunca bak adamın parası olunca konuşması her şeyi değiştiriyor ya. Şimdi sen miraca gideceksin, bedeviyle orada arkadaş olacaksın, sonra Müslüman olacak. Sonra kendi velayeti var, velayeti. Peygamber aleyhissalatü vesselam karıştırmamış. Bir gece ibadet ediyor. O öteki hanımı dedi ki benden gitti başka birisine, başka öteki hanıma gitti diye. Ayşe validemiz parmağının ucuyla böyle takip ediyor. Peygamber acaba nereye gittiğini ki onun evindeyken. Vakti namaz kılıyor. Ondan sonra yatıyor. Uyku numarası yapıyor. Ama peygamber yatıyor ama vicdan bırakmıyor. Hemen kendisi söylüyor. Ya Resulallah Allah anladınız değil mi dedi. Sen fıtratın iktizasını yaptın dedi. Beşersin, fıtratın iktizasını yaptın. Ya nasıl bir insan ya? Ben anlamıyorum ki ya. Zorlanıyorum yani. Nasıl bir şey ya? Sen insansın, fıtratının iktizasını yaptın. Çok tuhaf ya. İnsan tamircisi ya. Demek bir insanın vazife itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Tutarlar, Hasan bunu sen nasıl söyledin ya? Bunu nasıl yaptın kardeşim ya? Veya evde, ya hanım veya bey, sen bunu nasıl dedin, nasıl yaptın? Hakiki şahsiyetiyle farklı beşeriyeti var. Bak ne diyor? Demek bir insanın, bak şuraya görüyor musun? Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakiki layıksa, bu canlı akıllı tahtanın olmasının sebebi hepinize Sungur abi kitap veriyordu ya. Ben hepinize kitap verecek servetim yok. Hepinize böylelikle kitap veriyorum. Şahıs merciyetini de kaldırıyorum. Buraya odaklanıyorsunuz. Kitaba odaklanmanın başka bir tesiri var. Cep telefonda da okursunuz ama tesiri başkadır. Bu başkadır. Bak böyle. Beraber hepimiz talebeyiz. Talebeyiz yani. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Yani beşeriyetimle içsel ahlakım farklı. Beşeriyetimin iktizası şeyler yapıyorum ama ekseriyette ahlakımla zıt. Yani birbirine ama birbirine yakın olanlar çok zor insan yani çok az olur. Yani hem beşeriyeti hem içsel yapısı, vazife darlığı, kendi odamdayken tefekkürüm, orucum, namazım, Cenab-ı Hakk'a teslim tevekkülüm ile beşeriyetim. Bak üçü de farklı. Oradaki makamım, kendi özel ibadetim, bir de beşer ya, yeme içme yani. Şimdi üçünün birbirine yakın olması çok zor ya. Bu da Peygamber Efendimiz'in beşeriyeti, bunun en zirve. Burada fark yok gibi. Fark yok yani ama burada bize şunu kazandırıyor. Ha eşimden bir haksız yanlışlık gördüm ya. Ya bu beşeriyeti ya. Ama bunu bilmeyen insan ne der biliyor musun? Yazıklar olsun ya bir de hocadır. Yazıklar olsun bir de adam bak anlatıyor. Bak şuna bak ya falan. Ya bunu nasıl der ya nasıl yapar? Bunu nasıl böyle şey yapar? Deme kardeşim. Deme imtihan olursun insandır. Farklı şahsiyetler var. İnsan birbirine bindirilmiş alemler var. Odunda dumanda var. Nurda var. Kelamda akılda var. Histe var. Bir şey okursun. Miras hukukuyla alakalı bir ayet okuyorsun cenazede. Ne bileyim öyle denk gel birisi okuyor. Yaşlı baba ne alıyor? Ötekisi ya dedim bir tanesi kendi miras hukukunda nasıl dedi ya bu ben şey yapamadım dedi. Anladı adam. O aklı çalıştı onun duyguları çalıştı. Acayip bir şey yani Kur'an. İkisi bak o iki şahsiyeti birbirine çok yakın olur. Yani o şahıs nerede bulacağız onu? eğer müstahit değilse, mesela bir nefer bir müşir Maraşal makamında, yani Genelkurmay veya Savunma Bakanı gibi oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. Yani adam aldın neferi, bu makam alsın fark etmez, bir adam koyalım da. İlk yazı değiştirildiği zaman öyle oldu. Adam bir tüm okuma yazman varsa gel böyle müdür yaptılar ya. Bir neferi aldılar, koya buraya. Genelkurmay makamında. Lan onun şahsiyetiyle o makam nasıl olacak ya? Birbirine ne kadar uzak. Onun için herkes emsalle evlenmesi lazım. Herkes fıtratına göre derse gitmesi lazım. Mesela diyorum ki bak burada olduğunuz halde söylüyorum. Bir derse cemaat mi veya bir yer mi seçeceksiniz? 5 defa gidin. Belki size isabet etmeyebilir bu ders. Böyle bu sunum bu şekilde. 5 derse git. Vallahi bu dersler beni açmıyor. Gelme. Seni açan yeri bulana kadar gel. Sana daha faydalı, sana daha çok katkı yapan varsa oraya git. Zaman harcama. Cemaatler, bunlar kitaplar vesiledir. Sonuç sensin, kul olmaktır. Neresi seni inşa ve ihya ediyorsa oraya git. Bir nefer bir müşir makamına oturtulsa o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi adi küçük hasletleri makamın iktiza ettiği âli yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Şimdi devam edeyim. İşte bu biçare kardeşinizde 3 şahsiyet var, giriyor. Birbirinden çok uzak hem de pek çok uzaktırlar. Ustad'da böyle olursa, ustada şey yapmışlar, Abdurrahman, hizmet etmiyorlar, yemeğini, işte suyunu, kalemi şey yapacaklar. Ustada meleği aladan, gayb alemi, ricalul gayb, cinler alemi yardım ediyor. Ustadın hizmetini ihmal etmişler. Ötekiler yardım ediyor ya. Ya Allah Allah. Birinci şahsiyetimiz. Heh. Bu 3 şahsiyet ustada az mı? Hepimiz az. Ustadın kitabını ben okumam zaten. Yani bazı işte zengine başka şahsiyet var, fakire başka, patronuna başka, işçisine başka, karısına başka. Ha, yani fazla gözüküyor. Hayır o fazlalık 3 potadadır. Mesela şu anda birisine ders anlatıyorsun. Bir derse petrol alırken pompacıya bir şey anlat. Fabrikadasın, öğretmensin, şimdi ne bileyim. Birisine bir şey anlatıyorsun. O dellallık yapıyorsun. Senin değil o şahsiyet. İkinci bir şahsiyetin var daha aşağıda. Hususi bir orucun var, teslimin var, tevekkülün var, Allah'a itimadın var, Allah'a karşı ümitlerin var. Yani iç alemindeki alem kimse bilmiyor. O da sana ait. Bundan farklı bak. 3. bir şahsiyetinde var. Babasın, evlatsın, beşersin, tuvalete gidersin, alışveriş yaparsın, pazarlık yaparsın. Yani birbirinden bunlar farklı. Birbirinden farklı. O zaman beşeriyetin içinde patrondur, işçidir, memurdur. Yani ne dersen bu beşeriyetin içindedir. Yani şehadet alemindeki beşer demek, şerlerle dolu demek. Celal, cemal, iman, küfür. Birbirine zıt. Zıtların karması. Biz onun ayrıştırmaya geldik. Ne kadar ayrıştırırsak o kadar insan oluyoruz. Peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Derse nasıl başladım? Psikoloji. Kardeşim bu sistemdir. Yani nasıl ki bedensel zafiyetlerin sen riyazet yaparsan dengesiz. Sen zikir evradı dengesiz, ölçüsüz, rehbersiz, hocasız, ustasız, şehsiz zikir çekersen, ölçüsüz riyazet yaparsan, muvazenesiz kitaplar okursan ne yapar bak? Uyku, zikir, evratlar böyle manevi bazı şeyler üstü açılır. Garip garip şeyler olur. Kontrol edemezsin. Kontrol edemezsin. O seni kontrol eder. O zaman ehli yapacak yani. Kontrolsüz yapmayacaksın. Her şey sistem çalışıyor diyorum. Yani bu beden kemik gibi gözüküyor ama burada abiler sistem birbirine girmiş. Birbirine o kadar nizamlı, muvazeneli ki mükemmel. Bu derslerle Risale-i Nur bu alemimizi, zıtları veya bütünlüğü fark ettiriyor. Fark ettiğin kadar beşeriyetten çıkıyoruz. İnsan oluyoruz. İnsan olup demek kendisinin arkasına geçiyorsun. Ha bu böyle. Mesela niye vehim geldi? Gelmesi lazım. Vehim niye gelmesin ki? Vesvese gelecek. Tabii ki gelecek. Vesvese 5 tane şeye sebeptir. Vehim insanı ne yapar? 3 şey yapar. Okyanusa koy. Vehim çeşitli ve zengin düşünmek. Farklı düşünme. Tek boyutlu düşünmemek. Vehim ne yapar? Okyanusa dur. Niye ben farklı düşünüyorum? Niye garip garip düşünceler bana geliyor diyene söylüyorum. Okyanusta dur. Yukarıya bakar mısın? Yüksek. Sahile bakar mısın? Sahil var mı? Geniş. Dibe bakar mısın? Dip var mı? Derin. Vehim demek yüksek, geniş, derin düşünme melekesidir ki meleklerden, ruhaniyattan seni imtiyazlı kıldı. Zengin düşüneceksin. Zenginlik bu yani. Üç şeye emanet vermiş. Alamamış işte, insan almış. Vehim çoğu. Niye ben farklı düşünüyorum ya? Niye tuhaf tuhaf düşünceler geliyor? Tabii ki gelecek. Sen insansın ya. Beşeriyetten çıktın, insansın. Demek ki şu anda birinci şahsiyetimiz. Kur'an hakimin hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Bunu Barla'da Hulusi abi diyor ki, ustadım diyor, derse geçince diyor, ben de tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Ustad diyor ki, o makam diyor, delalı Kur'an olan said-i muvakkaten makamıdır, senin değil. O anda mazhar oldun. Yani yansıtıcı oldun. O da tabii yansıttığı zaman aynada o cihetten tesir aldı. Ha, senin değil o. Hutbeye hocam çıkmış, vaaz etmiş. Tabii o cemaatin istifadeleri hocaya bir yansıma yapacak. Hocada bir huzur, feyiz olacak, bir hal olacak ya. Oh be. O hali 3-5 saatte ancak gider. Sonra ya ne güzeldi ya. O dersten sonra inmiştik o hal. O hali arama. Senin değildi, senden çıkan değildi. Allah'ın o mazariyetini, yansıtıcılığından dolayı sana muvakkate verildi. O makamın temsilciliğini yapıyordun. Şimdi kendi temsilciliğini yapacaksın. Birinci makam nedir? Şahsiyet. Kur'an hakimin dellalı makamı. İlk. Kur'an hakimin hazine-i aliyesinin dellalı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O dellalığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki o ahlak benim değil. Ben sahip değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu nevde ne görseniz benim değil. Onunla bakmayınız, o makamındır. Yani bazılar karıştırıyor olanı söyleyeyim. Zeytinburnu'nda şimdi bu dersleri sırf derste beni muhatap etmiş. Beni derslerle tanıyor. Sonra Zeytinburnu'na misafir gelmiş. Kahvaltı olacak. Hasan abi dur daha gelmedi diyor falan. Yani onu da şey yapın. Aa, Hasan abi bizimle yemek mi yiyecek ya diyor. He, hakikaten mi ya? Ne yaptı? O dellallık makamı gibi hep düşündüğü için ya bizimle yemek yer mi ya? Buna tablalar gitmesi lazım ya. Özel olması lazım o adam. Yoo, senden daha zavallı belki de. Bir de nöbet tuttun he. Bir de birisi bir şey anlatırken makarnayı yaktı mı? Ya vay Allah Allah. Niye oraları arkaları da görmüyor falan. İkinci bir şahsiyet. Abiler bunu evde kullanın. Senin böyle Allah seni istihdam ediyor. Bir yerde bir hizmete vesile etti. O bir şahsiyetin senin değil. Dellallık Kur'an'ındır. Dellallık Kur'an makamına girdiğin için. Okay bunu çok yapıyor. Hocam çok yapıyor. Hepiniz yapıyorsunuz elhamdülillah. Nur talebenim, nurcularım, benim Müslümanım yapar. Fırsat geldikçe birisini bir şey anlatıyor musunuz? O zaman o makam senin değil, merak etme. Sonra demiyor musun? Ya ben bunları nasıl konuştum ya? Ulan ne güzel ifadeler benim ağzımdan çıktı ya. Ha, sen değildin ki o. Aynaydın o kadar. Musluktan su akıyor ya, borudan. Borudan su akıyor diye borusu değil ki. Suyun akmasına vesile edirsen de vesile olmuşsun. Masanda memel olursun diyor. Yani o borudan su akması gibi bir şeyiz işte. Musluğu birisi açtı. Yani muhatap olduk birisine. Birisine petrol doldururken birisine bir şey anlattı. Tam bir fırsat ya hakikaten yani biz yapmıyoruz. Aa musluk açıldı. Aksın bakalım su. Şimdi o suyu özelliğini boruda mı arayacaksın? İkinci şahsiyet. İstifadelerimi tasnif etsem %90'ı cinstendir abi. Evet. İstifade yani ben istifade ediyorum. Mesela dersin bir şey dedi. Öyle bir cümleler geçiyor ki Osman'a da yarınki mesela dima dersinde de Osman bunu yazsana. Abi bir de tarif et. Bir de nasıl tarif edeyim? Oldu işte o. Bunu nasıl tarif edeyim? Abi böyle yapsak ne olur dedi. Dün Kurtköy'deydim. Seni senden eder. Ama böyle yaparsan seni sen eder. O nasıl oldu? Ne bileyim nasıl oldu? İşte çıktı işte. Seni sen eder. Şöyle yaparsan bir de şöyle yaparsan seni senden eder. Nasıl oldu? Ne bileyim nasıl oldu? Oldu işte. Ha muhatabın ihtiyacına göre Allah konuşturtuyor. Sana diyorsun vay keramet olan geldik derse tam bana isabetli bir ders olmuş ya. Tam hem de bazen bakarken bana bakıyordum. Ulan ne keramet ya, uçuyor kaçıyor. Bir kaçtığım yok ya. Zavallının birisiyim ya. Yani senin ihtiyacından binaen Allah konuşturtuyor. Belki senden dolayı ben de istifade ediyorum. İtimat edin böyle. Kesin. Senin ihtiyacından dolayı. Mesela oturuşun şöyle olsa. Bana bakarken. Tam ben bakıyorum. Sen kafayı sen. Yok ya buna ne derse o. Çekip gidelim. Cenazede. Geçen tepeciye cenazeye gittim. Adam cenazeye de gözükmüyor değil mi böyle? Bacak üstüne atmış. Köylü fıtırı var ya. Böyle kapatmış suratını böyle. Tepecikte olanlar biliyor. Var mı burada olan? Kim var? Ha, ha sen varsın ha. Ha bak. İndirmiş böyle. Suratı gözükmüyor. Kapatmış. Gayb. Meleği aladan. Gaybul gayb. Ricalul gayb adamlar. Kapatmış. Bacak üstüne atmış. Cenaze evidir. Uzatma. Tamam. Tam daha sana denk geldi ya. Eyvah. Eyvah. Seni özel mi davet ettik dedim. Bak kapı orada. Kapı orada. Hadi buyur. Seni kim özel davet etti? Seni burada kim tutuyor? Adam demedi benim yer gibi koyuyorsun. Yani hariç ha. Cenaze ev sahibi değil yani. Acayip bir şey ya. Niye? Sen özel mi geldin kardeşim ya? Şimdi ama... Bir cümle söylüyorsun. Abi o bir cümle söylemiştin. O ben o cenazede. Lan ben söylediğime tesir ettiren Allah ya. Senin ihtiyacına bile söylettirilmiş. Bu ders nasıl isabet dedi. Çoğunlukta %90 gelenler şöyle diyor. Hakikaten bizi birisi mi söyledi ki? Hep bunları söylüyor. Yok kardeşim. Seni de beni de gören Allah ya. Rabbimiz bir ya. Rabbimiz bir. Hepimiz aynı şey istiyoruz. Cenneti istemiyoruz Allah'tan. Ha? Okudun. Ne istiyoruz bak şaşıracaklar. Cenneti değil. Rabbimizden cennet istemek de makbul. Ama biz cenneti değil, cennetin sahibini istiyoruz. Biz Rabbimizden kendisini istiyoruz. Rızasını istiyoruz. Rabbimizden Rabbimizi istiyoruz. İsteğinizi en zirveye koyun. Cenneti isteyene ver demiş değil mi şair? Bana seni gerek seni. Kendisini isteyeceksin. Ya Rab ben senden seni istiyorum. Zira cennet sen değilsin haşa. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde dergah ileye müteveccih olduğum vakit mesela zikir ediyoruz, Kur'an okuyoruz böyle oh keyif alıyoruz. Ben vallahi şey gibi su içer gibi bunlar rüya olmaz ki ben zaten sevap için okumuyorum yani. Ben okumasam psikoloji çökerim yani. Her gün Kur'an'ı mutlaka okurum teşvik için. Vallahi su gibi lezzet alıyorum. İnanın. Eğer ben okumasam asabi oluyorum, geriliyorum, kontrol edemiyorum. Çok acayip bir anaforlar oluyor. Çünkü daha önce uyandırılmış battaniyeler kaldırılmış alemler var. Kafa gösteriyor. Yani birbirine yani tezat olanlar var. Çelişen ve çatışanlar var. Onları Kur'an'ı başka o anaforuyla, o enerjisinden başka ben onu kontrol edemiyorum. Ya Rab şahit ol. Edemem. Ne okursam okuyayım. Sabah kalktığım zaman Kur'an okuyorum. Ben sevap diye okumuyorum. Ya ben kendim olmak için. Hakimim bakıyorum sıkıntı var. Yoldaydık dün Pendik'e gidiyorduk değil mi? Ulan bunlara demedim. Başım öyle ağrıyor ki. Yoruldum tabii günde. Devamlı çalışıyorum. Arabaya kafamı koydum. Ya Allah şahit. Allah yalana şahit olur mu? Ulan gittik o bir kalemim bir de tesiste olan bir namazı kıldık. Hangi namazıydı? İkindi. Kıldık. Vallahi Allah'ım o şahit. Bu ne baş ağrısı kaldı, ne bir şey kaldı ya. Allah Allah. Bu kadar mükemmel. Bu nasıl bir şey ya? İyi ki yaptın ya Rabbi bu namazı ya. Tövbe estağfurullah. Tahayyülü küfür değil. Tefekkürü küfür değil. Ya Rabbi namaz nereden hatırına geldi ya? Ne kadar mükemmel bir şeymiş ya. Bana nasıl hakim oluyorsun ya? Sende seyahat ediyorsun. Keyif alıyorsun, böyle de alıyorsun. Oh, bir tuhaf ya. Kur'an okurken sağ ol. Okuyorum öyle kardeşlerim. O kadar hoş ki. Lezzet alıyorum, koyuyorum ondan sonra hop. Tamam hadi şimdi Risale oku. Kardeşim kendine hakim ol ya. Bırakma böyle ihmal şeylerini. İkinci şahsiyet. Ama kontrolsüz yapma. Evradı da bak. Riyazet yaparken yapma ama yapacaksan kontrolsüz yapma. Bazı şeyler açılır. Kontrol edemezsin. Bir. Zikir ederken ya cebbar ya cebbar. Onun bir ölçüsü var. Ustasız. Ustalığı ustalardan öğreneceksin. Ustasız çekersen... Bak vurgun yersin. Kur'an istediğin kadar oku. Ama bazı şeyler şifrelidir. Nasıl olur? Tesbih 33'tür. Ya fazla mal göz mü çıkarır? 60 çekelim, 50 çekelim. Çekemezsin kardeşim. Olmaz o. Niye söyledim? İkinci şahsiyette kullanın. Ubudiyet vaktinde dergâh-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar yani böyle Peygamber Aleyhisselam miraca gitmesinin sebebi nedir? Risaleti midir? Velayeti. Velayeti iledir. Yani velayet. Eğer risaletiyle olsaydı her Resul giderdi. Aynı şekilde giderdi. Onun velayetine yetişilemiyor. Başka ne getirdi? Miraca ümmetinin gitmesinin yolunu açtı. Eğer risaletiyle gitseydi kimse Resul olmadığı için miracı olmayacaktı. Ubudiyetiyle gittiği için ubudiyetteki kemalatla kalben ve ruhen gidilebiliyor. O bedenen ve ruhen. Velayetiyle gitmesi velilik yoluyla açılmış oluyor. Risalet olsaydı hiç kimse İmam-ı Rabbani Hazretleri de gidemez. Bediüzzaman da gidemez. İmam-ı Gazali de gidemez. Rahmetullahi aleyh. Yani velayetiyle olunca velilik yolu da açıldı. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, mesela Kur'an okurken, namaz kılarken böyle bir şahsiyet. O şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar yani o fiiller mane-i ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek. Yani iç alemde huzur nasıl oluyor? Bir, kusurunu bilmek. Fakr, aczini anlamak, tezellül ile, dergâh ile iltica etmektir. Bak, kusurunu bilmek, doğru ile yanlış, hak ile batıl, küfür ile iman. Karmanın adı tarafımıza beşer, bişer. Tamam. Peygamberler bu gelmiş bizi beşerden çıkarıp insan olmak makamına çıkarmış. Çıktıkça kusurumuzu bileceğiz. Biliniyor. Kusur o kadar biliyorsun. Yani beşerdeyken kusur bilemez. Ne kadar insanlığa gelirsek kusurunu biliyor. Aksini kusurunu bir de tezellül ile dergâh ile iltica etmek. Yani Allah'a resmiyete koyma. Ya Rab şunu diyor. Ya Rab böyle şey gibi dost istersen Allah yeter. Ya Rab bunu biliyorsun. Bu hale zıkkıma düştüm işte. Bu şeyi yaptım. Böyle gece. Ya böyle çocuk gibi ağla. Allah'ım beşeriyetime bakıp ihsanın, ikramın, lütfun, keremin olan şunu elimden alma. Ya bu şöyle de ya. Allah'ım ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Cahilim ama kalktım elimi kaldırdım. Sen Allah'sın elimi çevirmezsin. Ya Rab Allah'lığın hatırına 124 bin peygamber ne istemişse istiyorum. Nerelerden de sığınmışlarsa da sığınıyorum. Allah'ım sen Allah'sın ne isteyeceğimi sen daha iyi bilirsin. Amin diyeceksin. Demiş ya Memo gitmiş haca olmuş yani. Ondan sonra demiş müftezem var ya orada duaların kabul olduğu yer. Orada adam ifade ediyor. Dedi yani ya Rabbi bu haso senin evine geldi. Eğer adama bak fıtratın nasıl döktü ya. Olmuş yani hikaye değil. Nasrettin Hoca hikayesi değil. Ya Rabbi Memo Hasan'ın çocuğunu öldürse ki öldürdü. Bir şekilde evime gelse ya Rabbi evime geldiği için misafirin iktizasınca şahsiyetime nasıl yakışıyorsa ona öyle muamele ettim. Ama dışarıda düşmanım. Ama evime geldi benim şahsiyetime yakışır gibi muamele ettim ya Rabbi. Ya Rabbi ben de senin evine geldim. Amin. Yani ne yaparsan yap. Yani benim çocuğumu öldürene, evime geldi misafirime, şahsiyetime yakışır gibi muamele ettim. Mezara da gömerken yakınıza öyle deyin. Bismillah ala ümmeti Resulullah o sünnetin dışında. Ya Rabbi senin adına birilerini görsem seni anlatıyordum. Senin adına gelen bana bir misafirleri seni anlattım. Senin adına. Benden de sana bir misafir geliyor. Şanına yakışır gibi muamele et. Böyle de yani. Dergâh-ı ilahiye iltica etmek, tezellülü anlatmaya çalıştım. Çocuk gibi ağlayacaksın. Bak Allah nasıl veriyor. Ya Rabbi yaptım işte ya eşekliği yaptım. Aynı böyle ya. Ya Rabbi şu eşekliği yaptım işte ya düştüm işte. Sen de biliyorsun bu melun bu adam beni bırakmıyor yani küçük Hasan. Allah'ım beni şunun şerrinden kurtar ya. Bir, uzaktan bir tanesi dese, seni görse deli diyecekler yani ne diyor ya diyor. Noktalarından geliyor ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Mesela birisinin kusuru gördüğün zaman eşinin Hemen kafanı çevir. Bunu nasıl yaptın? Tam diyeceğin zaman olan Hasan alçak. Dün şunu sen yapmadın mı? Olan karaktersiz. Sana yakışır mıydı lan? Bunu seyrettin. O da normal. Sen bunları sana yakışmadığı halde sen kendine yakıştın. O gayet normal. Kusurunu gören kusurları görmez. Kendini affetmeyen başkasını affedebiliyor. Kendisini affeden başkasını affedemez. Merkez kendisi olacak. Seyretmedik mi abi o pislikleri? O günah işlemedik mi? Buralarda yok mu bir sürü? Niye onu görüyorsun? O da insan. Beşer ya. Kendi kusurunu görürse o kusuru görmez. Çünkü kendi kusuru çok büyük. Ben kendi günahıma şahidim. Size şahit değilim ki. Kardeşim düşer. Allah şahit hep diyorum. Siz de dostunuza yapın. Ben sizi en rezil vaziyette görsem yüzümü çeviririm. Derim beşerdir düşer. Verdiğim değeri azaltmam. Ve biliyorum da yapmışım da Allah nasip etmiş. Derim ki Hasan beşerdir düşer. Beşer ya beşer şaşar. Yüzümü çeviririm bakmam ve o makamdan düşürmem. Bir şey söyleyeyim mi size? Biraz şok olun. Ustad Süfyan'a beddua ediyormuş kahriyle. Öyle mi abiler? Evet. Ustadın duasını geri çeviriyordu. Kim? Kambur. Kambur'un vasfı neydi? Kutup ne demektir? Nasıl olur bir adam? Bak abiler, en az lakal 300 evliya tabanı olan, 300 evliyanın omuzuna basan bir adamın 300 evliya ile dua ediyor. 1923'ten 1900x'e kadar. Yani 15 sene. 15 sene kutbun duasıyla adam şer işliyor. Sonra anlayınca fişi çekiyor, adam devriliyor. Sonra odasında diyor ki ustad, Kambur sana demedim mi? Ya kutup ya bu Kur'an'daki Belam bin Bahura gibi. Lan 15 sene ya fişi takmış dua ediyor. Adam da icraat yapıyor. Kur'an'a düşmanlık yapılıyor. Camiler yıkılıyor, şeyler yapılıyor. Halkı sürüklüyor. Kuvve-i Kutsiye. Bakın abiler, senin eşin Kambur kadar şer bir şey mi yaptı o kadar ya? Kardeşim ya. Kambur 300 tane evliyanın Kuvve-i Kutsiyesiyle adama 10 küsür sene şer yapması için. Ama bakın ölçün olmayınca iyiliğim, hayır şere hizmet eder. Mesela şimdi bazen duyarsınız mevlütlerde, radyolarda X bizzat için derler ki X. Allah'ım onun şefaatine bize mazhar eyle. Şefaatine nail eyle. Ben diyorum duyduğum zaman tövbe estağfurullah. Bu Süfyan demiyorum. Yani adam şeyh, lider, camiler yıkılıyor, hilafet kaldırılıyor, İslam yok oluyor. Bir lafı yok. Ustad nur talebelerin kuvve-i kutsiyesi olsun, imanı kurtulsun diye Risale-i Nur'a itimat etsinler diye 33 tane ayetin Risale-i Nur'a işaretlerini yazdı diye tamamen hedefinde ustad var. Sanki Gülgülistan. Ustad diyor yani. Onu görmüyor gibi diyor. Şeyh diyor. Görüyor musunuz yani? Ne demiş ki getirmiş? Ate ne demek? Bunamış. Görüyor musunuz bak örnek. 2 tane örnek. Kardeşim bırak da Hasan bir yanlış yapsın ya. Bırak senin de eşin yapsın ya. Bırak kendine hak ver ya, sen de bir hata yap. Sen Kambur değilsin, 300 evliyan yok ki, bir de Süfyan'a dua etmiş ya. Sen Süfyan'ı biliyorsun elhamdülillah ya. Seni yüceltmiyorum ama Süfyan'ı biliyorsun abiler. Kendinize hak verin, eşinize değer verin. Basit sonuçtan geriye gelin. Şöyle düşünün, ben bu aileyi tutacağım, geri gel ama tutarken bende de onda da bir sürü sıkıntılı olacak. Kale alacağım, kale almayacağım. A şıkkı, B şıkkı. Kale almayacağım. O insandır, ben de insanım. İnsanda hayır olur, şer olur. Böyle geri gelin ya. Sonuçtan süreci takip ederseniz sürecin şerrinden kurtulursunuz. Evet, 3. şahsiyeti okuyayım. Uzattım biliyorum. Bütün dünya beni metü sena etse beni inandıramaz ki ben iyiyim, sahibi kemalim. 3. şahsiyet. Hakiki şahsiyetim ki, izah etmeyeceğim. Yani eski saidim bozması bir şahsiyetim var ki, estağfurullah. O da eski saidden irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubucaha, yani bazen yapmacık hareketlere, nerede ya? Bunu yapacak zamanın mı var hapishanelerde? Hubucaha, makam düşkünlüğüne bir arzu bulunuyor. Olabilir içeride. Hem asil bir hanedandan olmadığımdan, bu seyitlik manasında değil, fakir ya. Yani böyle asil derken böyle ağalık hanedanı yok yani. Gördük evini, lamba yok. Olmadığımdan hisset derecesine, cimrilik derecesine bir iktisat ile düşkün ve pes ahlaklar görünüyor. Yani iktisat ediyor ustad. Ona düşkün ahlak diyoruz. Yani öyle bir hanedan, zengin bir hanedan değil ki. Ey kardeşler, sizi bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve suihallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Hem de dadi hak rakabiliyet şartinist, Farsça kaydesince, yani Cenab-ı Hak bir şey vereceği zaman kabilete bakmakla mecbur değildir. Kabilet şartnist. Kaydesince Cenab-ı Hak merhametkârane kudretini, bak merhametkârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en etna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âlâ bir makam-ı mürşiret hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Allah olduğu için, yani meziyetin olduğu zaman sanki Allah vermek zorundasın gibi oluyor. Şahsiyeti yok. İlahiyat mezunu değil Peygamber aleyhissalatü vesselam. Felsefede de öyle. Aristoteles ve Sokrates felsefe mezunu değil. Felsefe okulu kurmuş. Üstad da ilkokulu okumamış. Gafslar da öyle. Yani bir ilahiyat mezunu değiller. Ama milyonlarca kişinin hidayetine vesile oluyorlar. Bakın. Bak. Gafs, bu Abdülbaki Hazretleri ile görüştüm mesela. Ben kaç sene önceydi? Bu benim hadisemden önce. 21 dakika görüşmemiz oldu. Bana kendi söylüyor. İmam Hatip mezunuyum dedi. Hocam dedi. Ben görüştüm, gitmiştim. İmam Hatip ama milyonlarca insanın imanına, Kur'an'ına hizmet ediyor. Öncekisiyle de görüşmüştüm. Ondan sonra Risale-i ne diyorsun diye konuştuk. Gençlere verirsin dedi. Ama tarikat dersini de ver dedi. Ben İmam Hatip mezunuyum dedi. İlahiyat mezunu değil. Ama ne böyle seviyeli insanlar gidip ders alıyor diyeyim. Allah şart neyiz? Kabilet şart neyiz? Acayip bir şey. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak şeylere baktığınızda bir şikafi mesela. En garip yani. Bir de meyhaneden geliyor ya. Yani niçin söyledim? Cenab-ı Hak merhamet ediyor. Bize merhamet ediyor. Merhamet. Şartlara göre değil. Aa, niçin ediyor şartı olmadığı? Allah'tır. Biziz siz karşılıklı olmayı. Allah karşılıklı olmadan da veriyor. Allah'tır. Niye veriyor? Sana ne? Allah bizi niye seviyor hoca dedi bir tanesi. Sana ne ya? Seviyor. Sevdi, yarattı. Kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en etna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âlâ bir makam-ı mürşiret hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. 100 binler şükür olsun. Nefis cümleden sufli, vasfe cümleden âlâ. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Bu Rabbimin fazlındandır. Çok şükür, hamdolsun. Ve ahir davahum. Şimdi bu 3 şahsiyeti bildiğimiz zaman karşıdaki insanı değerlendirebiliriz. Evet. Birinci alacağımız buradan çıkarken karşıdaki, devam edeceksin. 3 şahsiyet bende var, karşıda da var. Diyeceksin ki bu eşimin 3 tane şahsiyeti var. Ha, bu böyle yapıyor, böyle yapıyor. Tamam. Birincisi bu. Bunu yani dersin özü bu. Ama bir şey de anladım ben. O da belki nazara verirse çok daha güzel olur. Bu 3 şahsiyet bende olduğu zaman enaniyet yapma hakkı yok bende. Çok güzel. Bu şahsiyetleri bilmek kaydesiyle. Çünkü üstad ne dedi? Ben de gördüğün yüksek haller benim değil makamındır. Sende gözüken meziyet, kabiliyet, ahlak, her güzel şey ne dedi? Haza min fadli Rabbi. Bu benim Rabbimin bana merhametkârane hakkımda verdiği bir şeydir. Bunu da bildiği zaman insanın fah, gurur veyahut da diğerinden kendisini üstün görme gibi bir şey de olamaz. Evet. Abiler, belgesellerde de görmüşsünüz. Galaksileri gördünüz değil mi? Boşlukta böyle baş döndürücü filmler. Onların içerisinde dünyanın yeri var mı? Maddeten yok gibi değil mi? Dünyanın içinde kilo olarak biz yerimiz var mı? Yok. Ama bizi muhatap aldı Allah. Bu üç tane şahsiyette insan gurur, kibir yapamaz. Bir, insanı anlayışlık getirir. Başka bir bakış getiriyor bu üç tane şahsiyet. Ondan sonra insan kendisini fark ettikçe kendisinin arkasına geçiyor. Kendisini ne kadar fark ettikçe beşeriyetini, karşıdaki beşeriyeti de görüyor. Artık musamalı. Farklı farklı bakışlar insanlara zenginlik getirir. Ama bu şahsiyetleri bilmeyince hocası, öğretmeni, eşi, aşı der ki ya bu adama bak ya. Hem bunları anlatıyor hem bunu yapıyor ya. Allah Allah. Beşeriyetiyle oluyor. Düşer be kardeşim. Düşer. Düşer. Sen de düştün. Allah Kur'an'ında diyor ki ancak kafirler benden ümidini keser. Hiçbir şekilde meyhanen dahi olsa, haşa şey için söylemiyorum. Meyhanen dahi olsa sakın Allah'tan ümidini kesme. Sakın ha. Kafirler için söylüyor Allah. Sen günahlar kafir etmez ama Allah'tan ümitsizlik kafir eder. Ancak benden diyor ümidini kafirler keser. Üstad da yeis mani hikmi her kemaldir. Ne olursan ol sakın ümidini kesme. Çünkü sen hala nefes alıyorsun. Çok şükür. Herkese, kendine de fırsat ver. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat.